Sayın Dekanım, değerli hocalarım, sevgili öğrenciler ve misafirler. Ben Gökhan hocamın şahsında Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne çok teşekkür ediyorum. Birazdan Amerika'dan Nebahar hocamızla çok güzel bir açılış söyleşisi yapacağız. Ondan önce ben hocamın belirttiği noktanın altını çizmek istiyorum. Bizim kamu politikaları analizi çalışma grubumuz bir tüzel kişilik değil, biz tamamen bir network'üz. Ve ben bu network'ü bilim felsefesinde Viyana çevresi vardır, mantıksal pozitivistler. Tabii biz mantıksal pozitivist değiliz. Ama onun gibi bir çevre oluşturmaya çalışıyoruz. Türkiye kamu politikaları analizi çevresi. Bugüne kadar da zor yollardan geçtik. 15 yılın sonunda 11. çalıştığımızı burada hocamızın önderliğinde organize etmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir memnuniyetim de tabii ki Nevar hocamızın davetimizi kabul etmesi. Hocamıza hoş geldiniz diyorum. Ben kısaca hocamızı tanıtmak istiyorum. Sonra da sözü kendisine vereceğim. Nevar Ertaş hocamız Georgia State Üniversitesi'nden kamu politikası alanında doktora ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden kentsel politika planlaması alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Alabama Üniversitesi Birmingham kampüsünde Siyaset, Bilim ve Kamu Yönetimi bölümünde doçent olarak çalışmaktadır hocamız. Uluslararası birçok dergide, kamu politikası alanında, kamu yönetim alanında, eğitim dergilerinde yayınları bulunmaktadır. Ayrıca kamu yararı odaklı platformlarda da çok sayıda yayını bulunmaktadır. Hocamızın 15 yılı aşkın süredir lisans ve lisansüstü düzeyde kamu politikası, araştırma metotları, politika ve program değerlendirmesi dersleri vermektedir. Hocamızın araştırmaları genel olarak kamu çalışanları, kamu hizmeti değerleri, kamu etiği, kamu politikası yapım süreci ve eğitim politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Ben hocamıza hoş geldiniz diyorum. Davetimizi kırmadığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Sözü hocamıza veriyorum. Şimdi Amerika'dan tabii bağlanıyor hocamız. Bilmem orada saat kaç, 2 herhalde ama gecenin geç bir vaktinde bizimle beraber olduğu için de çok teşekkür ediyorum. Buyurun hocam. Çok teşekkür ederim. Hepinize günaydın. Başta Hasan Engin Hoca olmak üzere tüm Çalıştay ekibine çok teşekkür ederim. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne de Çalıştay'a ev sahipliği yaptığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu organizasyona dahil olduğum için inanılmaz mutlu oldum. Orada olabilmeyi ve hepinizle yüz yüze tanışıp sohbet etmeyi umarım ileride başka organizasyonlarda bu da mümkün olur. Konferans teması üzerinden hazırladım sunuşu demiştim. Ve teşekkürlerimi etmiştim Hasan Engin Hoca'ya ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ne. Söylemek istediklerimi üç tema altında hazırladım. Önce nasıl sorusu üzerinde durmak istiyorum. Daha sonra kamu politikaları neden değişir, neden sorusu üzerinde biraz durmak istiyorum. Ve en son peki bu konu neden önemli? Bu konuda birkaç gözlemde bulunmak ve inşallah sizden de biraz fikirler duymak istiyorum bu gözlemler üzerine. Bu slayda gözlemlerimin temel çerçevesini oluşturan birkaç kitabın kapağını koydum. Bahsedeceğim teorik yaklaşımları daha derinden tasvir eden ve değişik politika alanlarından örneklerle destekleyen faydalı referans kitaplar. Artı bir de altta ilk kitabın yazarı Profesör Carney'nin bloğuna eklemek istedim. Çünkü Carney bu blokta çok geniş ve kamu politikasıyla ilgili aklınıza gelebilecek hemen her konuda terim, terminoloji, teori olsun 500 ve biner kelimelik özetler sunuyor. Artı benim en hoşuma giden taraflarından bir tanesi kendi derslerinde kullandığı projelerden ve ödevlerden bahsediyor bu blogda. En kısa şekliyle bir özet okumak isterseniz veya derslerinizde kullanmak için ilginizi çekerse ödevler, projeler mutlaka bir göz atın bu kaynağı da derim. Bu mesele yani kamu politikaları neden ve nasıl değişir konusu hemen her dönem kamu politikası dersimde öğrencilerimle
müzakere ettiğimiz bir konu. Tabii daha temel bir yerden başlıyoruz. Kamu politikası nedir diye. Çünkü bir şeyi tanımlamadan gözlemlemek çok zor. Elbette bu tartışma bizi disiplindeki daha derin tartışmalara götürüyor. Acaba disiplinimizin objesi nedir? Ortak bir tanım üzerinde uzlaşabilir miyiz? Bu uzlaşmanın önündeki engeller nedir? Bunların hepsini şimdi bir tarafa bırakmak istiyorum. Zamanımı daha düzgün kullanmak için ve pragmatik olarak geniş bir tanımdan başlayacağım. Kamu politikasını tüm politik aktörlerin aldığı kararların tümü veya herhangi bir politika oluşturma platformunda alınan kararların tamamı olarak düşünebiliriz. Böyle geniş bir yerden baktığımız zaman bu tanım bize iki büyük açılım sunuyor. İlki değişimin biçimleriyle ilgili. İkincisi değişimle alakalı faktörlerle ilgili. Önce değişim biçimleriyle başlayalım. Tahmin ediyorum ki kamu politikasıyla ilgili akademisyenler olarak veya pratisyenler olarak veya öğrenciler olarak hepimiz kendi alanımıza, ilgi alanımıza düşen politikalardaki değişimleri takip ediyoruz. Yani bu en basitinden herhangi bir problem için kaynak yaratılması olabilir veya bütçenin A'dan B'ye çıkması olabilir. Herhangi bir yasa tüzük geçmesi olabilir. Soyutlayarak düşünürsek buradan aslında bu değişimler çoğu zaman belki bir ikaz notu düşeyim buraya. Stabil demokrasilerde çoğu zaman yavaş ve ufak adımlarla ilerliyor. Ancak bazen bu yerleşmiş dengenin bozulduğunu da görüyoruz. Bazen bu dengeyi bozan kısa ama ani, hatta hızlı değişim dönemleriyle karşılaşıyoruz. Bu ayrım noktaları çok kapsamlı, çeşitli politika değişiklikleri barındırabiliyor. Hem yeni politikaların başlangıcı olarak, hem süre gelen programların sonu olarak. Bir grup teorisyenin çalışması bu ayrım dönemini belirleyen ve etkileyen faktörleri netleştirmek üzerine. Şimdi bir taraftan da kurumlara yoğunlaştığınız zaman bazen dikkatinizi çeker politikanın tasarımında veya uygulamasında veya herhangi birisinin çok küçük bir tarafında, bir yönünde yavaş ve küçük bir değişiklik zaman içinde birikerek büyük sonuçlara ve derin etkilere yol açabiliyor. Ve bir grup teorisyen de bu çeşit politika kayması neden ve nasıl gerçekleşiyor? Bu akıntıları açıklayan faktörler neler? Bunları vurguluyorlar. Mesela şu anda Amerika'da inanılmaz derecede çarpıcı bir eşitsizlik, ekonomik eşitsizlik söz konusu. Fakat bunu yorumlayayım ve tarihsel bir şekilde analiz edeyim dediğiniz zaman bu eşitsizliğin bir anda ortaya çıkan bir şey olmadığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve değişik politika alanlarındaki bazen küçük fakat son derece kilit değişimlerin zaman içinde birikerek yarattığı bir erozyonu açıklayan çalışmalara baktığınız zaman onların arka kısmında da bu değişim biçimlerini yönelmiş teorilerin kullanıldığını görüyorsunuz. Mesela sendikalarla ilgili politikalar veya vergi ve vergi yapıları, vergi toplama sistemleriyle ilgili olan politikalar ve tabii bunların küreselleşmeyle, teknolojik değişimlerle etkileşimleri. Yani toparlarsak aslında nasıl sorusunun cevabı yavaş yavaş veya bir anda ve bu iki uç arasındaki dinamik olarak özetleyebiliriz. Nasıl üzerine kafa yoran teoriler bize hangi göstergelere dikkat edelim, hangi varsayımları test etmeye çalışalım, bununla ilgili yol gösterici önerilerde bulunuyorlar. Şimdi dikkatimizi ikinci açılıma çevirelim. Biraz da değişimle alakalı faktörlerle ilgili konuşalım. Bir grup teorisyenin vurgusu da politika değişiminin örneklerini anlamamıza yardımcı olmak için değişimi etkileyen faktörleri analitik olarak ayırmak. Bunların birbirleriyle etkileşimlerini netleştirmek.
güçlendirici veya engelleyici olarak veya birbirlerine karşı zamanlamalarını açıklamak. Teorik çerçeveler tabii disiplinimiz gereği çok çeşitli ve interdisipliner. Ancak politika yapma süreçlerini açıklamak üzerine olanlara yoğunlaşırsak, bu çerçeveler genelde altı temel unsur üzerine yoğunlaşıyor. Aktörler, kurumlar, ağlar veya alt sistemler, fikirler veya inançlar, bağlam ve olaylar şeklinde. Elbette değişik teoriler sordukları soruya göre ve önerdikleri tezlere göre objektiflerini bunlardan bir veya birkaç üzerine çevirebilir. Buraya birkaç tane örnek listeledim bizim için. Örneğin kesintili denge teorisyenleri için kritik noktalardan biri politika alanına yeni giren veya politika alanında güçlerini yükselten aktörleri tespit etmek. Öbür taraftan mesela çoklu akış modeli gibi bir teorik çerçeveye bakarsanız, burada kilit aktörlerden söz etmek için kullandıkları terminoloji politika girişimcileri. Politika gündeminde herhangi bir fırsat penceresi açıldığı zaman bundan faydalanan, taleplerle önerileri denk getirebilen, kaynakları, networkleri aktif hale getirebilen katılımcılara politika girişimcileri olarak söz ediyorlar. Elbette her modelin yaratıcı, üstünde durduğu kilit aktörler, networkler farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Politika girişimcileri bunlardan biri, savunucu koalisyonlar bir başkası. Burada seçtiklerim dışında da sosyal hareketlerden epistemik topluluklara, siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine, bürokrasiye kadar değişik kilit aktörlerden üzerinde duran, vurgulayan değişik teoriler bulmamız mümkün. Tabii her teori her kavramı kapsayacak ve eşit derecede önem gösterecek diye bir koşul yok. Bir kere değişik teoriler bu süreçleri değişik analiz birimleri üzerinden inceliyorlar. Birey olabilir, ağ olabilir, sistem düzeyinde olabilir. Dolayısıyla herhangi bir teorinin ne kadar işinize yarayacağı öncelikle araştırmanızın sorunsalıyla direkt alakalı. Artı her teori bu terimlerden genellikle sadece bir kısmına yoğunlaşıyor. Yani bir teorinin veya herhangi bir çalışmanın tek başına politika değişikliklerini tamamen her yönüyle açıklaması elbette mümkün değil. Buna gerek de yok. Her konuda olduğu gibi teorik çerçeveler konusunda da çeşitlilik değişimi anlamak ve açıklamak için aslında en büyük avantaj. Ve sosyal bilimciler ve kamu politikası araştırmacıları olarak hepimiz bu çabanın bir parçasıyız. Şimdi neden ve nasıldan bahsettik biraz. Biraz da bu konu neden önemli? Bunun üzerine durmak istiyorum ve buna bir ihtiyatla başlamak istiyorum. Politika bilimlerinde politika teorisi, politika analizi ile eş anlamlı değil. İki farklı ama karşılıklı birbirini bilgilendirici türde çalışmadan bahsettiğimizi unutmamamız lazım. Neden diye bir an durup düşünelim. Size vereceğim örnekle biraz daha netleştirmeye çalışacağım burada yapacağım yorumu. Klasik bir politika analizi yapmak için genelde bir sorundan başlarsınız. Sorunu tanımlar, uygulanabilir çözümleri listeler ve bu çözümleri karşılaştırmak için kriterler, değerler belirleyip bulgunuzla, analizinizle, verinizle birbirlerine etkilerini tahmin eder ve önerilerde bulunursunuz. Öbür tarafta kamu politikası süreciyle ilgili teoriler ve bunları kullanan araştırmalar adı üstünde politika yapım sürecini çalışır. Yani politika analizi de, politikanın seçimi de içinde gerçekleştiği çevreyi çalışır ve bu süreçle ilgili unsurları netleştirmek ister. Yani aslında şöyle düşünebiliriz. Politika süreci araştırmalarının muhatabı en azından şu anda esas olarak diğer politika teorisyenleri, araştırmacılar ve akademisyenler. Klasik politika analizinin esas muhatabı politika konusunda karar verme yetkine sahip merciler, kişiler, kurumlar. Bana göre
Kamu politikası çalışan akademisyenler olarak önümüzdeki en büyük zorluklardan ya da zorluk demeyeyim projelerden bir tanesi bu iki önemli alanı birbiriyle ilişkilendirmek. Süreçleri çalışan akademisyenlerin içgörülerini daha geniş bir kitleye aktarmaları lazım. Birçok dikkate değer çaba var bu konuda fakat henüz yolun başındayız. Öbür taraftan politika analizi de sadece teknik bir süreç değil elbette. Sadece teknik bir süreç olduğunu düşünürsek, o zaman bilgi üretimi ve kullanımının siyasal ve psikolojik taraflarını tamamen küçümsemiş oluyoruz. Bu nedenle en basitinden analiz için kullandığımız bilgi nereden nasıl geliyor bunu sorgulamamız lazım. Politik güç üzerine kritik bilgi üretmiş diğer alanlardan feyz almamız gerekiyor. Örneğin feminist çalışmalardan, sosyal adalet, toplumsal eşitlik üzerine yapılmış çalışmalardan çıkan bilgiler de analize dahil olmalı. Şimdi bu konu bu ayrım aslında benim akademik geçmişimle de direkt alakalı. Şu an araştırmalarımın temalarından bir tanesi politika öyküleri ve bunun kamuoyu görüşleriyle alakası. Bu temayı geliştirirken kamu politikası süreciyle ilgili teoriler benim için inanılmaz derecede faydalı ve yön gösterici oldu. Aslında benim niyetim doktora sürecinde klasik bir politika analizi araştırmacısı olmaktı. Yani veriye ve delile dayalı bulgular sunmak istiyordum. Karar alma süreçlerine katkıda bulunmak, daha rasyonel hale getirmek istiyordum. Ve tezim için çalıştığım konu sözleşmeli okul modeliydi. Charter Schools, burada sözleşmeli okullar özellikle 2000'ler sonrası Amerikan eğitim politikasında epey popüler hale geldi. Ve hızla yayıldı eyaletler arasında. İlk sözleşmeli okul 1992 yılında tek bir eyalette başladı. Böyle düşünün. Burada ekranda George Washington Üniversitesi ile ilişkili bir projenin ürettiği bir infografik görüyorsunuz. 10 senelik verileri toplamışlar ve 10 senelik bir dönemde bu okulların öğrenci sayısını 4 katı kadar yükselttiklerini görüyoruz. 2010 yılı itibariyle düşünün 92'den 2010'a 40 eyalette sözleşmeli okul açmak mümkün hale geldi. 2021'e taşırsak şu anda 45 eyalette sözleşmeli okul açılabiliyor. Yani bu ne demek? Bu süreçler bu fikrin ortaya çıkmasından yasanın eyalet düzeyindeki yasa yapma mercilerinden geçmesi bu bahsettiğimiz 20 senelik dönemde neredeyse sıfırdan 45, 50 eyaletten 45'ine yayılma. Çok kısa özetleyeyim birazcık background vermek adına. Sözleşmeli okullar devlet ödeneğinden finanse edilen okullar fakat vakıf, kurum ve dernek tarafından yönetilen okullar. Sözleşmeli okul sisteminde devlet bu kurumlara hizmet aldığı kurumlara bakıyor ve her derneğe, vakıfa öğrenci başına belirli bir miktar tahsis ediyor. Okulun binasından öğretmenine kadar her türlü masrafını bu ödenekten karşılamasını bekliyor ve eyaletteki kanunla bağlantılı olarak eyalet eyalette değişmekle beraber bir sözleşme yapılıyor vakıfla, dernekle eyalet arasında. 3 senelik olabilir, 5 senelik olabilir, 10 senelik olabilir. Bu süreçte standartları sağlıyorlarsa sözleşmeleri uzatılabiliyor. Sağlayamıyorlarsa ceza alıyorlar veya okullar kapatılabiliyor. Yine çok fazla uzatmadan ama bu notu düşmem lazım. Eğitim sisteminde Amerika'ya özgü bir değişik bir finansman sistemi var. Burada eğitim eyalet düzeyinde yürütülen bir hizmet. Yani merkezi bir sistem değil. Federal bir eğitim bakanlığı var. Fakat hem otoritesi hem de katkısı sınırlı. Her eyalet kendi müfredatını belirliyor, kendi hedeflerini belirliyor. Artı eğitim finansmanı başlıca eyalet düzeyinde ve yerel kaynaklardan geliyor. Federal devletten gelen bir kaynak da var fakat bu çok küçük bir kısmı. %8 gibi bir kısma denk geliyor. Peki nereden geliyor gelir derseniz yerel düzeyde mülk vergisinden, eyalet düzeyinde satış vergisinden. Mülk vergisinden gelen kısım
136, 37, 38 gibi bir oran. Yani en büyük kısım mülk vergisinden geliyor. Bir an için durup düşünün. Bu ne demek? Bu şu demek ki eyalet düzeyinde toplanabilen vergi yoksul bölgelerle varlıklı bölgeler arasında inanılmaz derecede farklı anlamına geliyor. Varlıklı bölgelerden toplanabilen mülk vergisiyle yoksul bölgelerden toplanabilen mülk vergisinin karşılaştırılması mümkün değil. Ve federal hükümetten gelen katkı maalesef bu eşitsizliği gidermeye yeterli değil. Yani aslında buradaki eğitimdeki eşitsizliğin temelinde ne var derseniz, bu eşitsizliğin temelinde buradaki finansman sisteminin mülk vergisine dayanması yatıyor. Tabii çok katmanlı federal bir sistemde bunun değiştirmek çok çok zor. Dolayısıyla bu sözleşmeli okullar aslında en başından mahalle okullarına bir alternatif yaratmak adına yamama bir çözüm olarak düşünülebilir. Şimdi ben bu konuyu çalışmaya başladığımda dört değişik eyaletten binlerce okul üzerine data kodladım. Harita üzerinde okulların yerleri, 15 yıllık bir dönem boyunca öğrencilerin başarılarına, öğrenci kitlelerine dair göstergeler vesaire vesaire. Neden böyle yaptınız derseniz, o zaman egemen olan politik hikayesi şöyleydi. Eğitimin düzelmesi için rekabet şart. Rekabet olmadan mümkün değil eğitim düzelmez. Sözleşmeli okullar devlet okullarına rekabet yaratacaklar. Öğrenci başına gelir tahsis edileceği için öğrencilerini bu okullara kaybetmek istemeyen okullar ister istemez kendilerini düzeltecekler, kalitelerini yükseltecekler. Bana bu pek mantıklı gelmemişti ve bakalım datayla, veriyle bunu destekleyen herhangi bir bulgu bulabilecek miyim diye bu araştırmaya girişmiştim. Kısaca özetlemem gerekirse bunu destekleyen herhangi bir kanıt bulamadım. Aksine benim analizim gösterdiği öğrenci kompozisyonlarında çok büyük değişimler olduğu yönündeydi ve genellikle bu okulların daha yoksul öğrencileri kaynaksız geride bıraktığı şeklindeydi. Biraz daha bu temadan devam ettikçe fark ettim ki veriyle, analizle politik aktörlerin, bırakın politik aktörleri, ebeveynlerin veya genel halkın eğitim politikası ile ilgili inançlarını, görüşlerini ve kararlarını anlamak ve değiştirmek mümkün değil. Bu konuyla ilgili sorular sormaya devam ettikçe politik analizin sınırlarından çıkmaya başladım ve politika teorileri ilgili literatüre yöneldim. Politika hikayelerini araştırmaya başladım. Özellikle eğitim politikası alanında sorunu nasıl tanımlıyorlar? Eğitimde sorun nedir? Nasıl anlam inşa ediyorlar bu konuda? Bunun belirleyenleri neler? Farklı politika hikayeleri bireysel görüşleri nasıl etkiliyor? Böyle sorular sormaya başladım. Bu soruları sorarken bana ilham veren teorilerden bir tanesi narrative policy framework'tu. Anlatı politika çerçevesi diye çevirdim fakat pek içime sinmedi. Fakat genel olarak bu teorik çerçevenin söz ettiği konu hepimizin aslında muhtemelen düşündüğü bir konu. Çocukluktan başlayarak hikayelerle büyüyoruz, masallarla büyüyoruz. Öyküler düşüncelerimize yön veriyor. Dünya görüşümüzü belirleyen gözlükler sunuyor bize. Bu teorik çerçevenin ana önermesi de tam olarak bu. Her konuda olduğu gibi diyorlar ki kamu politikası alanında da neden farklı olsun? Kamu politikasıyla ilgili de bir sürü öykü ve kurgu var. Ve bunlar politikalar konusunda nasıl düşündüğümüzü, değişimleri destekleyip desteklemeyeceğimizi etkiliyor. Ve bunu çalışabilmemiz için bize önermeler, hipotezler, teoriler sunuyor bu teori. Mesela her hikayede olduğu gibi kamu politikası hikayesinde de karakterler var. Kamu politikası hikayelerinde de olay örgüleri var. Ve çeşitli anlam inşası stratejileri var. Bu konuyla ilgili sorular sormaya devam ettikçe biraz da nasıl acaba bu bilgileri diğer global neoliberal eğitim politikaları çalışmada, açıklamada kullanabiliriz? Buna kafa yordum.
Çünkü benzer koalisyonlar, benzer politikaları destekliyor. Artı yerel ve küresel hikayeler arasında benzerlikler var. Aynen diğer kurgularda olduğu gibi kamu politikası konusunda da popüler karakterler ve popüler olay örgüleri tekrar tekrar kullanılabiliyor. Yani bana sorarsanız verimi analiz mi yoksa kurgular ve öyküler mi diye cevabım ikisi de. Çünkü gerçek sorunları ele almak istiyorsak ve kamu yararı, eşitlik, adalet gibi prensipler üzerinden politikalar geliştirmek istiyorsak hem verilere dikkat etmemiz lazım hem de bu tarz hikayelere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla fabrikasyon hikaye de var bu konuda. Şimdi bitirirken önce umarım teorilerin faydası konusunda ikna edici yorumlarda bulunabildim. Tezat gibi görünse de teori bir araştırmacı için bence son derece pratik bir araç. Çünkü hem araştırmayı yönlendirebiliyor hem de metodolojiyi destekleyebiliyor. Sorularımızı oluşturmaktan bulgularımızı nasıl analiz edeceğimize, hangi bulguları toplayacağımıza kadar bir sürü konuda yardımcı olabiliyor. Bitirirken benim aklıma takılan bir konu, acaba bu politika teorilerini otoriter veya otoriterleşen rejimlerde kullanabilir miyiz oldu. Çünkü bu politika üretme sürecini inceleyen teorik çerçeveler, bahsettiğim, örneklendirdiğim burada Amerika'da ortaya çıkmış, daha sonra diğer ülkelere yayılmış. Bu makaleyi daha yeni gördüm ve inceledim ve inanılmaz ümit verici buldum. Dolayısıyla neden eklemeyeyim buradaki tartışmaya diye düşündüm. Van den Doel ve Schlaufer 146 tane makale incelemişler. 39 ülkeden otoriter veya otoriterleşen diye tespit ettikleri kriterlerine göre. Ve kısaca söylemem gerekirse cevapları evet. Ve diyorlar ki yeni çalışmalar literatürdeki boşlukları mutlaka tamamlamalı. Ve 3 öneri getirmişler. İlkinde diyorlar ki farklı politika aktörleri otoriter rejimlerde değişik koşullar altında politikayı etkilemeye, değiştirmeye çalışıyorlar ve değişik stratejiler kullanıyorlar. Dolayısıyla daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var ki bilelim bu değişik stratejiler nelerdir. İkinci olarak diyorlar ki güç kavramını daha yakından incelemeli çalışmalar. Çünkü bu politika süreci teorilerinin bir eksik kalan tarafı güç kavramını pek fazla önemsemiyorlar. Önemsememekte değil ama yetersiz kalıyorlar bunu açıklamada. Daha doğrusu Van den Doel ve Schlaufer'ın dediği gibi diyorlar ki bu rejimlerden gelen çalışmalarda güç kavramını daha net ve direkt bir şekilde çalışmalarını bekliyoruz. Böylece bu teorilere de faydaları olacak. Literatüre katkıları çok daha fazla olacak. Ve üçüncü olarak da diyorlar ki bu tarz rejimler elbette hepsi birbirinden çok farklı. Dolayısıyla bir ülkeden öğrendiklerimizi aynen diğer bir başka ülkeye uygulayabiliriz gibi bir sonuç çıkaramayız. Bunun için karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyacımız var ve yeni araştırmacılar mutlaka karşılaştırmalı çalışmalarla bize bunlardan öğrenebileceğimiz yeni bilgileri sunmalılar diye not düşmüşler. Ve bitirirken birlikten kuvvet doğar diye bitirmek istiyorum. Teoriler araştırmalarımıza yardımcı olur, evet. Ama bence bir başka belki en önemli avantajı bilgi rezervuarlarını temsil ediyorlar. Yani bir teorik çerçeve kullandığınız zaman hem araştırmanızın literatüre katkısını daha net bir şekilde ifade edebiliyorsunuz, hem de aynı objektifi kullanan diğer bilim insanlarıyla, diğer akademisyenlerle iletişim kurabiliyorsunuz. İnisiyatif alarak akademik ağlar oluşturan meslektaşlarımı çok takdir ediyorum. Dediğim gibi çok memnun oldum bu organizasyona bir parçası olmaktan. Maalesef ben böyle konularda çok proaktif değilim. Fakat mesela iki örnek koydum buraya. Bu Narrative Policy Framework grubunun bir oluşturduğu bir ağ var ve konferanslardan kodlama protokollerine kadar her türlü şeyi paylaşıyorlar. İnanılmaz derecede faydalı kaynaklar bu teoriyi kullanan gruplar için.
Muhtemelen diğer teoriler içinde benzer gruplar olduğunu tahmin ederim. Benzer şekilde Scholar Strategy Network burada bayağı yeni üniversitede görev yapan araştırmacıların gönüllü oluşturduğu bir ağ. Daha çok yeni 2011'de başlamış ve şu anda 47 eyalette 1800'den fazla birimi var. Biz de burada UAB'de yeni birkaç sene önce başlattık. Bu ağın amacı da bilim insanlarıyla hem karar alıcıları, pratisyenleri hem de medyayı birleştirmek. Ve benim için pratik bir faydası da var. Medya ve kamu politikası konusunda çok güzel kılavuzları var. Dolayısıyla öğrencilerimi güvenle yönlendirebileceğim kaynaklar, eğer herhangi bir öğrencim bununla özel olarak ilgileniyorsa, ben bu problemi işte şu şekilde anlatmak istiyorum veya bu karar vericiyle konuşmak istiyorum dediği zaman buraya yönlendirip buradaki kılavuzu inceleyerek kendilerine kaynak hazırlayabileceklerini güvenle yönlendirebiliyorum. Umarım sonuçta ilginizi çeken kısımlar olmuştur. Çalıştay vesilesiyle kamu politikası alanının uzmanlarıyla bağlantılar kurmak, fikirler paylaşmak, birlikte bilgi üretmek çok keyifli. Sorularınız ve yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Evet, şu an sanırım toplantı salonumuzda görebiliyor olmanız gerekiyor. Görüyorum. Şimdi hocamız çok değerli katkılarda bulundu. Teori pratik ilişkisinden bahsetti. Hatta teori pratik bir araçtır dedi. Dolayısıyla teori ve pratik ayrımından ziyade hatta belki teori pratik birlikteliği bile düşünülebilir felsefi anlamda da. Analiz sadece teknik bir süreç değildir. Bunun da devamı olarak aynı zamanda kamu politikaları analizinin disiplinler arası olması gerektiğinden de örnek vererek de bahsetti. Ekonomi, maliye boyutları ve diğer boyutlar da çok önemli. Politika analizi için politika anlatıları gibi farklı modellere, farklı çerçevelere de ihtiyaç olduğundan dolayısıyla farklı bakış açılarına da gereksinim duyduğumuzdan bahsetti. Ve en son olarak da acaba farklı bağlamlar, farklı ülkeler, farklı kültürler, farklı ekonomiler, yani farklı bağlamlar için, farklı koşullar için acaba farklı pratikler veya farklı teoriler mümkün olmalı ama nasıl mümkün olabilir? Dolayısıyla batıda veya doğuda fark etmez bir yerde üretilmiş bir teori, örneğin ülkemize, örneğin başka yerlere aktarılmalı mı, aktarılırken dönüştürülmeli mi yoksa özgün bir perspektif mi oluşturulmalı? Dolayısıyla zihin açıcı bir sunuş yaptı. Hocamıza özellikle teşekkür ediyorum. Ben soruları almaya başlayacağım. İsterseniz Mete hocamızdan başlayalım. Hocam buyurun ilk soruyu sizden alalım. Ondan sonra Nebahar hocama cevap hakkı vereceğim. Sonra da salona döneceğim. Mikrofonunuzu açabilirsiniz hocam. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle hem düzenleyicilere, bütün emeği geçenlere teşekkürler. Nebahar Hoca'ya da sunuş için çok teşekkür ederim. İnternet bağlantısını çok zorlamamak adına görüntüyü açmıyorum Tabii hocam, sağ olun. müsaadenizle. Sorum şu olacak. Aslında iki tarafı olan bir soru. Birincisi, Amerika'da kamu politikası çalışanlar bu camia Nebahar Hoca'nın takip ettiği kadarıyla acaba yeni ve heyecan verici ne var? Hangi konuları tartışıyorlar? Gündemlerini ne oluşturuyor? Birinci tarafı bu. İkinci tarafı da tam tersi. Nerelerde darboğazlar olduğunu, çıkmazlar olduğunu düşünüyorlar? Rahatsız edici neler var? Diyerek sorumu sormuş olayım. Teşekkürler. Buyurun hocam. Cevaplayayım mı? Evet hocam buyurun. Ne kadar güzel sorular sordunuz. Gerçekten ikisi de çok önemli. Tabii ben kendi durduğum yerden ancak cevaplayabilirim. Bana göre örneğin bu narrative policy framework inanılmaz derecede enteresan. Çünkü bir şekilde sadece veriyle politika değiştiremeyeceğimizi aslında hepimiz biliyoruz. Ama aynı zamanda
Bu hikayeleri çalışmak için elimizde sistematik olarak bir teori. Bu teorik çerçeveyi oluşturan grup bir araya gelmeden önce aslında gerçekten yoktu. Dolayısıyla buradaki tartışmalar bana inanılmaz derecede enteresan geliyor ve bu sorular burada çok fazla soru var cevaplayacak, öyle diyeyim. Toplanan veriler de bu konuda inanılmaz derecede çeşitli. Çünkü bu hikayeleri nerede buluyoruz derseniz, bu hikayeler aslında her yerde. Dolayısıyla siz mesela herhangi bir sivil toplum örgütünün politika tartışmasına gittiğiniz zaman orada da hikayeleri dinleyebiliyorsunuz. Bir meclis toplantısına gittiğiniz zaman politika konusunda mesela bir medya kaynağından bir hikaye dinlediğiniz zaman da dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla hem sorulan sorular itibariyle hem analizin seviyesi itibariyle hem de bu verilerle neler yapabileceğimiz konusunda metodolojik anlamda bana çok enteresan gelen değişik açılımlar sunuyorlar. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Öbür ikinci sorunuza geçersek, aslında ikinci sorunuzun cevabını da direkt sunuşun bir parçası yapmaya çalıştım. Bence şu anda önümüzdeki büyük sorunlardan bir tanesi bu analizle teorinin birbirinden oldukça ayrı durması. Ve analiz tarafının daha çok belli disiplinler tarafından ele alınması. Daha fazla sosyal bilimcinin, fazla interdisipliner bilimcinin analize katkıda bulunması ve teoriyi analizin içine dahil etmesi gerekiyor. Fakat bu ihmal ettiğimiz bir konu gibi geliyor bana. Hocam çok teşekkür ederiz. Şimdi salona dönüyorum. Gökhan hocamızın bir sorusu var. Buyurun hocam. Merhabalar. Ses. Sesim geliyor mu hocam? Evet, duyabiliyorum. Tamam. Çok teşekkür ederiz öncelikle bu sunumunuz için. Benim sorum biraz daha teknik bir soru olacak. Yani Mete Hoca genel bir sordu. Şimdi anlatı analizinin klasik formlarına baktığımızda ya da anlatı politika, narratif politiği analizine klasik formlarına baktığımızda genellikle bir anlatı, bir karşı anlatı, bu ikisini inceleyip buradan bir üst anlatıya, bir meta anlatıya gitme ve bir ara bulma çabası söz konusu. Hani bir şey önerme, nasıl diyeyim, politik önermeden ziyade birbiriyle uzlaşamayan pozisyonları böyle bir arada ele alıp buradan bir uzlaşma çıkartma çabası söz konusu. Şimdi sizin çalıştığınız alanda yani narratif policy framework'te daha anlatılabilecek yöntemlerle çalışıyorsunuz. Acaba sizin böyle bir öneri verme, öneri sunma ya da bir üst anlatı geliştirme gibi bir sonuca doğru nasıl bir yaklaşımınız var? Bu konuda biraz anlatabilirseniz sevinirim. Ah, ne kadar güzel bir soru sordunuz. En zor şeylerden bir tanesi, değil mi? Aslında kendi akademik kariyerime baktığım zaman çok becerikli olmadığımı düşünüyorum çözüme gitmek konusunda. Oradaki sorunsal beni acayip heyecanlandırıyor. O konuyu çalışmak, işte o konuyla ilgili veriler toplamak, analiz yapmak. Fakat ondan sonra onu somut bir çözüme ulaştırmak derseniz çok zor bir şey. Onun için tekrar bu ağların önemi diyorum ki işbirliği böylece bilgi üretenlerle bilgiyi somut seçenekler haline dönüştürenler hangi konuda iyiseniz işbirliği yaparak iki tarafa da hizmet götürebilirsiniz. Eğer bana kişisel olarak soruyorsanız bu konuda pek becerikli olduğumu söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla çok fazla bir katkıda bulunamıyorum. Bu sözleşmeli okullar konusunda mesela şu an bu kanunun bulunduğu eyaletlerde hem denetim mekanizmaları konusunda hem de en başta sözleşmeye başvuru düzeyinde bazen katkıdan ve bazen üniversiteyle bağlantılı akademisyenlerden
görüş bildirmelerini bekliyorlar. Bu konuda bazı katkılarda bulunabiliyorum aslında. Fakat bana göre çok kısıtlı bir etki. Benim yapmak istediğim ve bence en önemli kısım hep birlikte bu alanda çalışan, hem analiz yapan hem teoriyle çalışan insanların bir araya gelerek somut önerileri geliştirmesi. Teşekkür ederim. Mustafa Hocam. Merhaba hocam. Çok teşekkür ederim güzel sunum için. Sizi görmek çok güzel bir gün sonra. Mustafa Bayırbağ Hocam konuşuyor hocam şu anda. Buyurun hocam. Hocam, şimdi bu Mental Framework tartışması ilginç ve çok verimli bir yere doğru gidebilir. Ama hani bazı şeyleri ben kendi zihnimde netleştirmek için de sormak istiyorum. İşte anlatı dediğimiz şey yani yapısal olarak kalıcılığı olan bir şey mi, yoksa daha duruma, soruna yönelik anlık bir şey mi? Ve yani daha da şöyle sorayım. Bir anlatı düzeyi, soyutlama düzeyine bağlı olarak ve anlatılar hiyerarşisi var mıdır? Anlatılar hiyerarşisi varsa kurucu değerler, işte anayasa meselesine gider, ideoloji tartışmasına girer, hegemonya tartışmasına kadar gider. Yani buradaki anlatı meselesinin soyutlama düzeyi nedir ve bir anlatı hiyerarşisi diye bir şey hani varsayarak, olabileceğini düşünerek mi konuşuyoruz? İkincisi de anlatı meselesinde anlatı bir yandan politika yapıcının ya da uygulayıcının inşa ettiği bir şey ya da savunucu inşa ettiği bir şey olabilir. Ama bir de araştırmacının kendisi dışarıdan bu anlatıyı inşa ediyor olabilir. Yani buradaki anlatı iki tane tür faktörden anlatı var gibi geliyor. Bilmiyorum. Bunun üzerine ne yorumda bulunursunuz? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sorular için Mustafa Hocam. Sizi görmek de çok güzel. Çok güzel sorular sordunuz. Aslında bu teorik çerçevenin ana meselesi bu. Bu anlatı dediğimiz şeyi nasıl tanımlarız? Acaba bu tanımadığımız şeyi bir platformdan alıp öbür platforma koymamız mümkün mü? Teorik çerçevenin iddia ettiği, bu biraz pozitivist bir çerçeve, çok post pozitivist değil. Bu teorik çerçevenin iddia ettiği bazı yapısal elemanlar vardır her anlatıda ve bu yapısal elemanları teşhis etmemiz mümkün. Tabii ki her anlatı kendi konusu neyse onun üzerinden bazı farklılıklar gösterecektir. Ama mesela ben kendi alanımdan bahsedeyim. Eğitim politikasında bu sözleşmeli okulları inanılmaz derecede harika seçenekler olarak sunan koalisyonlara baktığınız zaman bu koalisyonların benzer diğer bazı anlatıları da aynı şekilde kullandığını, mesela aynı kahramanlardan, aynı kötü adamlardan, aynı kurbanlardan bahsettiğini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer doğru anladıysam sorunuzu, bu çerçeve için evet de yapısal bir takım kavramlar var her anlatıda bulabileceğimiz ve diğer anlatılarda arayabileceğimiz. Analiz seviyesi olarak bir kısmını sordunuz sanırım. Yine bu çerçeve için 3 analiz seviyesi var. Bireysel düzeyde inceliyorlar, makro düzeyde inceliyorlar ve aradaki seviye içinde mezo düzey diyorlar. Fakat hani ne kadar gelişmiş bu konuda son sözü bu çerçeve mi söylüyor derseniz elbette değil. Her teorik çerçevede olduğu gibi bu çerçevenin de kendi kısıtları var. Dolayısıyla bu kaynaklardan birinden daha derin okuyup kendi kendinize bir değerlendirme yapmanız lazım. Acaba bana göre bu çerçevenin tarif ettiği anlatı anlamlı mı? Benim araştırmam için bir faydası olabilir mi diye. Yoksa aslında sınırlı bir teorik çerçeve elbette. İkinci kısmının sorunun neydi hocam, tam anımsayamadım şimdi. Hocam burada bir hani ayrım gözetmek gerekir mi? Yani anlatı pratikte var olan, inşa edilen, sürdürülen, yenilenen, hani politika yapıcının, uygulayıcının, savunucunun ürettiği bir şey, bir olgu. Bir şey geçiyor yani.
Ama bir yandan da bir analitik inşa ve kurguda değil mi araştırmacının ortaya çıkardığı? Hani reading too much into it de olabilir işin içinde. Yani anlatabildim mi? Acaba biz nerede ayırt ediyoruz bunu araştırmacının kendisinin inşa etmediğini ve gerçekten dışarıda bunun var olduğunu? Ne kadar güzel. Meta bir soru sordun Mustafa Hocam. İşte aslında bence teorinin faydası orada. Çünkü kendimizi hikayeden soyutlamamız mümkün değil. Hepimiz aslında dünyaya bir yerden bakıyoruz. Değil mi? Baktığımız yerden o anlatıların içindeyiz. Ve her yaşadığımızda, her aktivitemizde tekrar tekrar yaratıyoruz. Teorinin faydası bize sistematik bir gözlem kılavuzu sağlaması. Bize diyor ki, bu konuya baktığınız zaman içinde bulmanız gereken şeyler yapısal olarak şu faktör, şu faktör, şu faktör. Bulabilecek misin? En azından bu çerçeveyi kullandığımız zaman diğer bu çerçeveyi kullanan insanlarla araştırmalarımızı, bulgularımızı karşılaştırma imkanımız oluyor. Yoksa dediğiniz çok doğru. Hikayeler her yerde olduğu gibi bilim insanları olarak, akademisyenler olarak bizim hayatımıza da büyük bir yer kaplıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Son soruyu da Argun Hocam buyurun. Hocam kusura bakmayın. Argun Akdoğan Hocam Geç konuşuyor. saat ayak tutuyoruz ama hocaların da söylediği gibi ben gerçekten bu kaçırtı oldu insan. Kendine birçok şey soruyor. Benim merak ettiğim şey şu. Siz dediniz ki Çok net duyamıyorum. eğitim kalitesini rekabet arttırıyor mu? Bunu araştırdım. Bir hocam çalışıyor mu? Ha pardon. Mikrofonu unuttum. Pardon. Sorum şu. Siz dediniz ki Ama şu anda çalışmıyor galiba. şu Hocam anda duyabiliyor musunuz? çok kısık geliyor sesiniz. Hocam sizi Ben buraya bir alsam. işi şu anda konuşacağım. Konuşayım mı? Geliyor mu sesiniz? Tık tık yapsana. Duyulmuyormuş hocam. Sizi buraya Mete Hocam siz tekrar ederseniz soruyu alalım. sizi Yok ben duyabiliyorum. tekrar edelim de siz buyurun Yok ben hocam. geçeyim. Daha garanti çözdüm. Herkesle çalıştı Hocamı ben çalışayım. çağırdım kürsüye. Ha. Şimdi buradan konuşacak. Buyurun Ha. hocam. Merhaba hocam. Sorum şu. dediniz ki yaptığım araştırmada bu bahsettiğimiz okullarla diğer okullar arasındaki rekabetin eğitim kalitesinin artmasına yol açmadığını buldum. Fakat bunu veriyle gösterebileceğimi anlayıp anlatıya kaydım. İki birbirine bağlantılı birazcık da Mustafa Hoca'nın bıraktığı yerde iki bağlantılı sorun var. Birincisi Amerika gibi rekabetin baş tacı edildiği bir yerde buna karşı narratif oluşturmak mümkün mü? İkinci sorun da rasyoneliteden aydınlanmadan çıkmış bir bilim disiplininin narratif yani anlatı üzerinden gitmesi birazcık Sokrat'ın sofistlere kaybetmesi anlamına gelmiyor mu? Yani güzel söz söyleme sanatı verinin ötesine mi geçiyor? O zaman bu işi ne yapıyoruz? Popülistler, yani burada popülist şeyler verinin üzerinde daha anlamlı, daha daha hegemon hale gelmiyor mu? Teşekkür ederim. Ne kadar güzel sordunuz. Çok teşekkür ederim. Çok haklısınız. Alternatif mümkün mü? Evet, mümkün. Özellikle ben bu konuyu çok derin okuduğum için inanılmaz derecede ilginç geliyor bu konudaki gelişim bana. Ben bu konuyu çalışmaya başladığım zaman neredeyse hiç alternatif anlatılar yoktu bu konuda, kurgular yoktu. Şu an bakarsanız her nokta için ayrı ayrı bir direniş var. Ve değişik hikayeleri iki taraftan da duyuyoruz. Evet, bence mümkün. İkinci sorunuza gelince ne kadar haklısınız? Tekrar etmek istiyorum. Benim buradaki ana mesajım herkes anlatılar çalışmalı değil. Veya herkes veri çalışmalı değil. İkisini de çalışmamız lazım. Bence bilim insanları olarak bizim rollerimizden, en önemli rollerimizden bir tanesi hangi anlatıların fabrikasyon, hangi anlatıların veriler, bulgular, analizler üzerine dayalı olduğunu net bir şekilde paylaşmak ve arkasında durmak. Dolayısıyla sorunuzu çok takdir ettim. İnanılmaz güzel bir soru. Lütfen yanlış sonuç çıkarmayın söylediklerimden. Tekrar ediyorum. Bence hangisi o mu o mu yanlış soru. İkisine de ihtiyacımız var. Hem data toplamamız lazım
verilere bakmamız, analiz etmemiz lazım. Hem de bu verilerden, bu analizlerden çıkan sonuçları anlaşılabilecek bir şekilde hikayelerle de, kurgularla da desteklememiz lazım. Ve herhangi bir fabrikasyona dayalı hikayelere de verilerimiz sayesinde diyebilmemiz lazım ki bu hikaye fabrikasyona dayalı. Veriler buradaki önerileri desteklemiyor. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Bizden kaynaklı teknik problemlerden dolayı tekrar özür diliyorum. Tam da konuşmamın başında kamu politikaları çevresi mantıksal pozitivist değildir dedim. Hocam da geldi şimdi. Tam da mantıksal pozitivist bir eleştiri yaptı. Dolayısıyla bu kadar zengin bir akademik çevre kültür içerisindeyiz. Bunu da görmüş olduk. Sayın Hocam sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İnşallah sizi Türkiye'de de ağırlamak isteriz, online değil yüz yüze de. Tekrar salondaki katılımcılarımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür Teşekkür ederim. ederim. Sizi çok yorduk. Size iyi geceler diliyoruz hocam. İnşallah başka zaman görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim.